Adblocking tool, adblock nedir? Öncelikle ondan başlayalım. Adblocking bir tarayıcıda kullanılan bir eklentidir. Bunu çok farklı firmalar son tüketicinin kullanımına sunuyorlar. Bu eklentiyi tarayıcınıza yüklediğiniz zaman normalde internette gezerken karşısına çıkan reklamların hiçbirisini görmüyorsunuz. Sadece o girdiğiniz internet sayfalarındaki içerikleri görebiliyorsunuz. Adblocking reklamları bloklamaya yarayan bir eklenti olarak söyleyebiliriz. Neden adblocking kullanımı bu son yıllarda arttı? Çünkü son geçtiğimiz 10-15 yıl içinde online reklam modelleri çok yaygın şekilde kullanılmaya başladı. Başlangıçta bir sayfada 3-5 reklam görürken şu anda baktığınız zaman çok değişik modellerde reklam modelleri online kullanıcısının karşısına çıkmaya başladı. Çok fazla reklama maruz kalan kullanıcılar da artık reklamlardan rahatsız olmaya başladı. Çünkü kullanıcıların internetteki birincil amacı bir esasında içerik tüketmek. Kimse internete reklam görmek için girmiyor. İçerik tüketirken ise reklamların kullanıcının deneyimin arasına girmesinden dolayı kullanıcılar çok rahatsız oluyorlar. Bundan dolayı da adblocking kullanımı oldukça arttı. Yurt dışında özellikle Avrupa'da %20'lerin üzerine çıktı. Yani yayıncılara giren reklam kullanıcıların %20'sinden fazlası reklam verenlerin yayında olan kampanyalarını görmüyorlar. Bu yayıncılar için şu anlama geliyor. Yani 100 kişiden para kazanacakken artık 80 kişiden para kazanan hale geldiler. Bu da çok sektör için çok önemli bir sorun haline geldi. Hatta bazı büyük yayıncı grupları Avrupa'da bu şirketleri mahkemeye verdiler. Ve hala mahkemeler devam ediyor. Türkiye tarafına baktığımız zaman Türkiye'de bu oran henüz daha %7'ler civarında. Fakat diğer ülkelerde olduğu gibi çok hızlı bir şekilde büyüyor. Şu anda bir tehlike olmasa da yayıncılar için önümüzdeki dönemlerde büyük bir sorun haline gelecek. Tabii şimdi yayıncıların amacı gelir elde etmek. Bu gelir de tabii ki reklamlardan oluyor ağırlıklı olarak. Yani daha içeriği parayla satan yayıncı yok. Yani çok dünyada parmakla sayılacak kadar az. O yüzden yayıncıların %99'unun olduğu gibi reklam modeliyle ayakta kalıyor yayıncılar. Fakat daha fazla gelir için daha fazla reklam işte şu anda geldiğimiz durumu gösteriyor. Kullanıcı deneyimi yayıncılar böldükçe adblocker kullanımı aynı oranda artacak. O yüzden daha az reklam, daha kaliteli reklam ve şu anda biraz bahsettiğimiz gibi doğal reklamlar, yani sitenin parçası gibi duran reklam modelleri, kullanıcı rahatsız etmeyen reklam modelleri yayıncılar için çıkış noktası olacaktır.